Türkiye'nin Ege'den yayın yapan tek ulusal televizyonu Ege TV ekranlarında Kentin Aynası programında sizlerle beraberiz. Bugün stüdyoda değil, Gökhan Tekstil'deyiz. Neden buradayız? Denizli'yi gururlandıran, Denizli'yi Türkiye'de en üst seviyede temsil edecek olan Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'in programımızdan hemen sonra burada çok güzel bir programı olacak. O zaferin, o başarının hikayesi burada konuşulacak. Biz de o yüzden hazır burası stüdyo ortamına çevrilmişken Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki dönem il başkanı Sayın Mahir Akbaba'yı burada ağırlamak istedik. Mahir Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, gündemimiz yoğun. Hemen arkadan canlı yayınlarımız devam edecek. O yüzden birkaç dakikalık da bir gecikmemiz oldu hazırlık aşamasında. Sizleri çok daha fazla bekletmek istemiyoruz. Mahir Bey'le Türkiye gündemini, Denizli gündemini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Türkiye gündeminde konuşulanları konuşmaya başlayacağız. Tekrardan hoş geldiniz Mahir Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Dediğim gibi burada alışılagelmişin dışında evet. Bir stüdyodayız. Gökhan Tekstil'deyiz. Sayın Ahmet Bey bizi burada, oğlu Gökhan Bey ile birlikte bizi burada ağırlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz her ikisine de. Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket gerçekten önemli bir başarıya imza attı. Bu dönemde içimizi ferahlattı. İsterseniz buradan başlayalım. Sonra evet. Gündemi konuşalım. Tabii ki. Burada olmaktan ben de keyif aldım. Sürpriz de oldu benim için. Çünkü televizyon kanalında yapacağımızı düşünmüştük ama sağ olsunlar burayı bize açtılar. Merkez Efendi Basket büyük bir başarıya imza attı. Şehrin en önemli marka değerlerinden biri olan deniz sporumuz hepimizi üzerek bir alt lige doğru giderken Merkez Efendi Basket sayesinde önümüzdeki sezon burada üç büyükleri Tofaş'ı, Efes'i, Karşıyaka'yı izleme şansına sahip olacağız. Ben emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Şeniz Doğan'a, Veli Devecilere, Gökhan Gökşin'e, Melih Efendiliğe, teknik heyete, oyunculara. Umarım seneye takımın taraftarla bir araya gelebileceği sağlıklı bir sezon olur ve tribündeki yerimizi alırız. Ben çok ciddi bir basketbol severim. Oynamasını ve izlemesini de çok severim. Uzun zamandır da uzak kaldık. Heyecanla da bekliyorum. Evet, biz de heyecanla bekliyoruz. Az önce ismini saydığınız büyük takımları burada ağırlamayı, hatta burada onları yenip göndermeyi heyecanla bekliyoruz. Ama işte o tribünlere gitmemizin önündeki engel de aslında pandemi süreci. Pandemi hepimizi derinden sarstı. Ekonomik, siyasal, sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler. Ve son olarak da tam kapanma kararı alındı. Bu tam kapanma kararı da çokça eleştiriliyor aslında bir yandan da. Hani iş yerleri çalışmaya devam ediyor, fabrikalar çalışmaya devam ediyor, işletmeler açık ama insanlar, yani işsizler dışında neredeyse kimse kapanmadı gibi bir eleştiri var. Siz nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Resmi rakamlara göre yaklaşık 20 milyonun biraz üzerinde bir insan zaten muaf durumda. Bununla ilgili bazı farklı haberler, farklı yorumlamalar, farklı kısıtlamalar da getirilmeye çalışıldı. Örneğin son birkaç gündür gündemde şu vardı. Optisyenler ve işitme cihazları tedarik edenler açılacak mı, kapanacak mı diye. Hatta ciddi serzenişler vardı onlar üzerinden, Denizli özelinde. Ben nadiren de olsa gözlük kullanan bir insanım. Siz de kullanıyorsunuz. Mesela onların kapatılması gündeme geldi ama onlar sadece güneş gözü satan insanlar değiller ki. Güneş gözü olayının çoğunluğu örneğin artık internet üzerinden devam ediyor. Dolayısıyla gözlüğünüzün camı kırılırsa veya gözünüzle ilgili bir şikayet yaşarsanız, lens almanız icap ederse, çerçevede bir problem olursa oraya gitmeniz lazım. Kesinlikle. Bir feryat figan ettiler optisyenler ve bunun üzerine geri adım atıldı örneğin. Ama aynı durum berberlerde olmadı. Ben yaklaşık 26 yıldır aynı berbere gidip aynı berberle saç sakal tıraşı olan bir insanım. Berberime de söz verdim seni aldatmayacağım diye. O yüzden de bugün sakalı bırakarak geldim. Umarım bayramdan sonra tekrar eski randımanlarıyla onlarla çalışmaya başlarlar. Bugün organize sanayi bölgesindeyiz. Bir işletme tesisinin showroom'un içerisindeyiz. Dolayısıyla işletmelerin durması, girişimcilerin iş dünyasının stoplaması hem üretim anlamında çok ciddi sekteye yol açacak hem de istihdamın beslenmesi, sağlanması noktasında bizi yoracak. Dolayısıyla tam kapanma dediğiniz gibi gerçek manada bir tam kapanma olmadı.
Çünkü ekonomilerin ayakta kalması lazım, ülkenin ayakta kalması lazım. Ama bunu yaparken de bir takım plansızlıkların olduğu da çok net bir şekilde açık. Yani kapatarak bu hastalıktan kurtulma şansımız yok. Ancak ve ancak öteliyoruz. Bizim aşıyı bulup getirebilmemiz, hatta ve hatta ötesinde kendi aşımızı üretebilmemiz lazım. Şöyle düşünün, Çin'den tedarik edilecek bir aşı var. Ve bununla ilgili de iki ülkenin sağlık bakanları arasında yapılan bir anlaşma var. Bu bir iplik üreticisiyle bir bobin boyacısının aralarında yaptıkları bir anlaşma gibi değil. İki hükümetin Sağlık Bakanlığı'nın arasında yaptığı çok ciddi bir anlaşma. Ama aylardan beri gerek hükümetten gerekse Sağlık Bakanlığı'ndan net, somut ve gerçekten güvenebileceğimiz bilgiler de gelmiyor. Dolayısıyla kapatma bugünkü ortamıyla ve kapatma bittikten sonra, bayramı geçtikten sonra yeniden açıldığımız zamanda istediğimiz faydayı sağlayamayacak gibi görünüyor. Benim kanaatim bu yönde. Peki bu kapatmanın çok tartışılmasına sebep olan diğer başlıklardan biri de geçtiğimiz günlerde açıklanan, dün de Denizli Valiliği'nin Denizli yerelinde uygulamaya koyacağını söylediği alkol yasağı, alkol satış yasağı daha doğrusu. Evet. Bugün de ayrıca sigarayla ilgili de bir yasaklama durumu söz konusu olabilir gibi bir şeyler konuşuluyor. Özellikle marketlerin temel gıda ürünleri dışında bir şey satmaması, diğer işte tekstil ürünleri vesairelerinin satışını durdurması gibi başlıklar söz konusu. Bu kısmı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aslında muhalefetin en çok eleştirdiği noktaların başında bu geliyordu. Birincisi, hukuki bir dayanağı yok. Yani ne anayasamızda ne kanunumuzda şu tarihlerde şunlar şurada satılamaz veya şu günlerde şu kurumlar bu malzemeleri tedarik edemez, tüketiciyle buluşturamaz gibi dayanak olarak gösterebileceğimiz bir kanun maddesi bulunmuyor. Fakat bunu hükümetimiz KHK'lar üzerinden çözme ve arkadan dolanma yönünü çok sık şekilde kullanmaya başladı son dönemlerde. Bu da onun bir türü, bir türevi. Şimdi bu tür kapatmaları yaptığımızda, bu tür yasaklamaları yaptığımızda insanlar bu yasakları aşmak için başka yollara yönelmek zorunda kalıyorlar. Yani bugün herhangi bir yere gittiğimizde şu saatlerde bu yapılmayacak denilen, satılmayacak denilen ürünlerin bir şekilde satılabildiğini duyuyoruz ya da görüyoruz. Bir bakıma kara borsaya düşüyor. Dolayısıyla yani devlet alabileceği vergiyi de alamıyor. Vatandaş tedarik edebileceği, bu sigara olur, alkol olur. Bu örneğin Tekirdağ'da da hafta sonu gazeteler satılmasın diye toplanasın adı altında bir işlem yapılmış, gazete olur. Veya marketteki herhangi bir tekstil ürünü olabilir. Vatandaşın işini kolaylaştırmak gerekirken zorlaştırmayı ben çok mantıklı da bulmuyorum. Hatta bununla ilgili İstanbul Barosu da bu uygulamanın durdurulması için ilgili mahkemede başvurusunu, dilekçesini sunmuş. Tabii ne kadar sürede değerlendirilir, nasıl olur? Onu beklemek, görmek lazım. Ama ben hiçbir şekilde yasakçı zihniyetle bir yere varabileceğimizi düşünmüyorum. Konu içki de olsa, konu sigara da olsa, konu gazete de olsa yasaklayarak istediğimiz faydayı sağlama şansımız yok. Evet, yasaklar, pandemi, pandemide yasakların konuşulduğu kadar aslında ekonomi de konuşuluyor. Esnaflar kapalı, pek çok işletme, kira vesaire gibi ağır giderler altında kalmış durumda. Bu noktada belli destekler veriliyor, verildiği söyleniyor. Ne kadar yeterli sizce Denizli esnafıyla, çünkü siz de biliyoruz çok sık geziyorsunuz. Denizli kent merkezinin yanı sıra ilçeleri de dolaşıyorsunuz. Esnaf ne durumda, neler düşünüyor bu konuyla alakalı? Şimdi gezdiğim ilçelerin hemen hepsinde temel sorun ekonomik sorun. İnsanların derdi bir seçim değil, aslında geçim. Ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin içinde olduğu Millet İttifakı'na da geçim ittifakı gözüyle bakmaya başladıklarını hissediyorum. Net bir şekilde vatandaşımız söylüyor. Esnafın çok basit talepleri var. Basit ama onlar için hayati önem taşıyan talepleri var. Örneğin sicil afları gibi. Örneğin vergi borçlarının ötelenmesi gibi. Örneğin daha uzun vadeli ve çok düşük ya da sıfır faizli kredilerin tedarik edilmesi gibi. Örneğin bir takım sicil afları gibi. Şimdi bunları sağlayabilecek gücümüz var mı? Ben inanıyorum ki var.
Ama bu bir tercih meselesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenli olarak son 2 yıldır pandeminin öncesinde aksayan ekonomi ve pandemiyle beraber buhran haline gelen bu sıkıntılı ekonomik ortamda devamlı surette söylediği şeyler şunlar. Öğrencilerin istekleri bellidir. Eğitime, internete kolay ve uygun fiyatlı erişim isterler. Emeklilerin istekleri bellidir. Ayaklarını uzatıp sırtlarını şöyle arkaya doğru yaslayıp oh ikinci baharımda ne mutluyum demeyi isterler. Çalışan cebine fazladan biraz daha para girsin, karnı tok sırtı pek olsun, maaşını zamanında alsın ister. Esnaf da kepengini açsın, vatandaş gelsin, siftahlı bir şekilde, keyifli bir şekilde ürününü satsın, akşam da Allah bereket versin deyip evini yolunu tutsun ister. Bunlara yönelik hamleleri Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylediğimizde, vatandaşın da aslında evet doğru söylüyorsunuz, bunların yapılması lazım, bizim de beklentimiz bu yönde. Lütfen bizim sesimiz olun ve sesiniz daha da yükseltin. Daha da yükseltin bunu yerel meclislerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belediyeleriniz aracılığıyla dillendirmeye devam edin diyorlar. Ve bunu söylemek zaten vatandaş olarak bizim boynumuzun borcu. Her platformda da bu ekonomik krizin aşılabilmesi için belediyelerimizle birlikte, partimizle birlikte, vatandaşımızla birlikte nelerin yapılması gerektiğini her kesimden, ama eğitiminde, ama sporunda, ama kültüründe, ama esnafında, ama serbest meslek erbabında, ama tacirinde, ama üreticisinde, girişimcisinde, organize sanayi bölgesinde neler olması gerekiyor? Bunu anlatmaya çalışıyoruz ve o birliktelik, o vatandaşla olan sohbet, o vatandaşın yanına gittiğinde derdini dinleyip derman olabilme arzusu vatandaşın gözünde bu insanlar gerçekten bizi düşünüyorlar, bizi önemsiyorlar, bize farklı gözle bakıyorlar dedirtebilmek gerçekten büyük bir mutluluk ve keyif veriyor. Umarım günü geldiğinde vatandaşımız da tercihini geçim ittifakı dediği Millet İttifakı'ndan yana yapar ve tahinle pekmez gibi tadından yenilemeyecek bir dostluk ortamı, bir refah ortamı, bir ekonomik ortamı da sağlamış oluruz. Evet, ilçeleri geziyorsunuz, ilçe ziyaretleriniz devam ediyor ve bu süre zarfında da aslında şu anda aktif bir göreviniz olmasa da bir Cumhuriyet Halk Partili olarak, bir Millet İttifakı'nın bir parçası olarak yoğun şekilde çalışıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde yani yerelde vatandaşların derdinden bahsettik ama bir tık daha üstte diyeyim gelir seviyesi olarak iş dünyasının dertleri noktasında, söylemleri noktasında da dile getirdiğiniz şeyler oluyor. Bunlardan belki de en önemlilerinden bir tanesi de Çardak OSGB ile ilgili orada yaptığınız bir çekim vardı. Sosyal medyada da çok konuşuldu o çekimin ardından. Oranın doğalgaz problemini dile getirdiniz aslında. İş dünyasının bu ekonomik sürece ve özellikle işte Çardak'ta spesifik olarak örneğini verdiğiniz gibi durumlara bakış açısı nedir? Neler konuşuluyor? İşim gereği duruşmalarım adına son 3-4 aydır 11-12 tane farklı ilde ve büyük şehirde bulundum. İzmir gibi, İstanbul gibi, Samsun gibi, Trabzon gibi, Adana, Antep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya gibi şehirlerde bulundum. Ve oraya gittiğimizde ister istemez işin ekonomik durumuna bakıyorsunuz. Yani fabrikaların bacası tütüyor mu tütmüyor mu? Esnafın keyfi yerinde mi değil mi? Organize sanayi bölgelerinden geçerken girdiğimizde oradaki işveren ne yapıyor, ne ediyor? Ya da gittiğimizde orada partili arkadaşlarımızla, meslektaş arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde Denizli'nin özellikle işverene destek, yatırımcıyı teşvik ve organize sanayi bölgelerinin kurulması noktasında büyük bir eksikliği olduğunu görüyorum. Şu anda içinde bulduğumuz fabrika Denizli'nin en eski, en oturmuş organize sanayi bölgesinin içerisinde yer alan bir tesis, işletme, fabrika. Bunun ikincilerinin, üçüncülerinin, dördüncülerinin açılması lazım Denizli'de. Bundan yaklaşık bir ay kadar önceydi. Çardak Organize Sanayi Bölgesi yıllardan beri üstüne koyarak ilerlemeye çalışan ama bir türlü istediği destekleri göremeyen bir organize sanayi bölgesi. Teşvikte kapsam dışı bırakıldı ve o zaman iş dünyası buna ciddi anlamda serzenişte bulundu. Akabinden bir takım beklentileri var orada. Uygun fiyatlı kredilerle kaliteli yatırımlar yapmak istiyorlar.
Fakat şu anda piyasalar bu kredileri verebilecek ya da uygun fiyatla, uygun faizle, uygun vadeli verebilecek pozisyonda değiller. Bir takım altyapısal sorunları var, bir takım bayındırlık üst yapısal sorunları var. En büyük sıkıntılarından bir tanesi de doğalgaz hattının bir türlü gelmek getirilmek bilinmemesi. Peki neden Çardak Organize Sanayi Bölgesi'nde bu durumu dile getirdiniz derseniz, Türkiye'de de tek olan kıymetli bir bölge. Şöyle ki, hem organize sanayi bölgesinin olduğu, hem demiryolu hattının olduğu, hem havaalanının olduğu, hem de serbest bölgenin olduğu ve bu dördünün birbirine bu kadar entegre olduğu Türkiye'de başka bir alan yok şu an için. Tek. Dolayısıyla orayı kalkındırdığımız zaman, yani bu sadece iş dünyasının isteğiyle olacak bir iş değil. Buranın valisi var, belediye başkanları var, Büyükşehir'de ve Çardak'ta. Antep'te nasıl yapılıyorsa, Kayseri'de nasıl yapılıyorsa, AKP hükümeti orada nasıl el verip de bu işleri o şehre katma değer sağlayacak işte hale getiriyorsa, o zaman burada da bu saydığım kişilerin, valilerin, belediye başkanlarının iş dünyasıyla entegre olması lazım. Yorgunu yokuşa sürmenin bir anlamı yok. Orada 90'a yakın parsel var. Bu parsellerin tamamı birkaç yıl içerisinde işler hale getirilirse on binlerce insana istihdam sağlanacak. Honaz bölgesinden de, Denizli'nin merkezinden de, Bozkurt'tan da, Daskır'dan da, Çardak'tan da insanlar oraya gidecekler. İşsizliğe, açsızlığa, çaresizliğe yenip umut gözüyle bakacaklar. Onun ötesinde bugün Euro'nun, doların paritesinin ve Türk lirasının maalesef değerinin ne kadar düşük olduğu ortada. Milyonlarca dolarlık, hedeflerine göre 500 milyon doların üzerinde yıllık bir ihracat hacmi yaratıcılar söyleniyor. Şimdi bu katkıları herkes bilirken devletin, iktidarın, yerel yönetimin el vermemesi bence çok ayıp ve hatalı bir durum. İş dünyası da bunu görüyor. Peki bunların yani böylesine derin bir problemin çözülmek istememesi istenmediğini mi düşünüyorsunuz ya da ötelendiğini mi düşünüyorsunuz? Kaynakların Denizli'ye gelmediğini veya denizde kaynakların denizde kalmadığını düşünüyorum. Şimdi iki yönteminiz vardır. Bir, işverenle el ele gelirsiniz. Yerel yönetim ve iktidar olarak kaynağı yaratırsınız. Bir senden, bir benden, bir de buradan yapıyoruz dersiniz. İki olur, üç olur, beş olur. Bu bir imece usulüdür. İş dünyası. Bunu yapabilirsiniz. Bunu yapamıyorsanız bu o zaman hükümetin, iktidarın buraya bakmadığı, başka yönlere baktığına yorarım ben. Kayseri de bizim. Evet. İzmit de bizim. Konya da bizim. Antep de bizim. Maraş da bizim. Bursa da bizim. Onların dörder, beşer, altışar, onar tane organize sanayi bölgeleri varken bizim bir tane olması burada bir soru işareti. İkincisi, eğer hükümet diyorsa ki ben yeterli desteği sana veremiyorum, kendi yağında kavrul. O zaman dönüp şunu demek lazım. Benim gelirim, yani Denizli'nin geliri Denizli'ye kalsın. Çok basit bir örnek. Pamukkale Turizm Cenneti yıllık 60 milyon Türk lirası sadece kapı giriş geliri var. Evet. Gelir bize kalmıyor. Pamukkale'ye kalmıyor, Denizli'ye kalmıyor. Faydası olan bir gelir. Turist geliyor, görüyor, harcıyor, gidiyor. Paranın tamamı Denizli dışında yabancı menşeli ama Türkiye'de kurulmuş bir şirkete gidiyor. O zaman bunu önleyeceksin. Bu iki seçeneği de yapmıyorsan o zaman şu geliyor benim vatandaş olarak. Bu bilinçli bir tercih. Denizli'deki devletin temsilcilerinin veya seçilmiş belediye başkanlarının elini masaya vurmaması, belli bir vizyonla, belli bir plan programla gidememesi, istediğini söküp alamaması anlamına geliyor. Bu sadece Çardak için geçerli bir durum değil. 12-13 yıldır mermerciler mermer organize sanayi bölgesi yapılsın diye gitmedikleri yer, çalmadıkları kapı, ortaya koymadıkları proje kalmadı. Her defasında yapacağız, edeceğiz, halledeceğiz, merak etmeyin. Sonuç elde var sıfır. Dünyanın en kaliteli rezervleri traverten anlamında şundan 10-15 kilometre ilerideki Kaklık Kocabaş mevkisinde. Bütün dünya buradan alıyor. Oraya kurulacak bir organize sanayi bölgesiyle yine en az 5 bin kişiye istihdam sağlanır. Her birinin ailesi olsa 20-25 bin kişiye doğrudan katkı sağlarsınız. 20-25 bin tane mutlu insan, refah artmış insan, huzurlu bir Denizli demek anlamına gelir. Bunu yapmıyorsanız bu bilinçli ve kötü niyetli bir tercihtir diye düşünüyorum ben. Evet, bu tercihler noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de gerek yerel gerekse ulusal anlamda eleştirileri çok fazla.
bu eleştirileri konuşmaya da devam ediyoruz. Bu eleştirilerin aslında en başında da son dönemde 128 milyar dolar nerede sorusu geliyordu. Evet. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleminden sonra çok yoğun bir şekilde dillendirilmeye başlandı ve birkaç gün şu bir iki gün içerisinde de yine Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bu sefer de altınların nerede olduğu yönünde bir soru gündeme gelmeye başladı. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Neler düşünüyorsunuz? Şimdi bir kere çok ciddi bir soru. Soruda hakaret yok. Soruda küfür yok. Soruda tehdit yok. Soruda ima bile yok. Sadece 128 milyar dolar nerede? Bununla ilgili geçtiğimiz haftalarda 81 vilayetin tamamında Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe başkanlıklarına da pankartlar asıldı. Evet. Ve paldır küldür bir talimatla bunlar gece yarısı toplanmaya başlandı. Rahatsız olundu. Biraz geriye gitmek lazım belki de. Yani Millet İttifakı olarak sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, Millet İttifakı olarak bir takım sorular daha yüksek seslerle dile getirilmeye başlamıştı. Bu sorular partimizin genel merkezdeki temsilcileri, yetkilileri, genel başkan ve genel başkan yardımcıları tarafından soruldukça vatandaşta da karşılık bulmaya başladığını zaten görüyoruz, hissediyoruz. Ama öyle bir tahammülsüzlük haline geldi ki soru sorma hakkı bile rahatsızlık vermeye başladı. Bunu bir tehdit olarak algıladılar. Akabinden paldır küldür fezlekeler düzenlendi biliyorsunuz. Evet. O fezlekeleri de geleceğiz. Fezlekeler düzenlendi. Şimdi 128 milyar dolar nerede sorusunun muhatabı kim? Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Muhatabı kim? Hükümet. Muhatabı kim? Cumhurbaşkanı. Muhatabı birkaç kim? Merkez Bankası. Açıklama yapıldı ama tatmin etmedi mi bu açıklamalar sizi? Ben şahsım adına tatmin olmadım. Neden? Normalde istediğiniz zaman Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ilgili web sitesine girip bütün döneleri, o milyarlarca doların satış hacmini, satış tutarını, değerini, kimlere satıldığını görebildiğiniz bir yapı tablolar halinde mevcuttu. Bugün girin bakın onu göremeyeceksiniz. Bunun denemesi kişisel bedava. Kişisel verilere bağlıyorlar. Siz de bir hukukçusunuz. Yani satın alanın kişisel verisine bağlıyorlar ama. En azından şu söylenebilir. Geçmişte böyle 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 yapıldı. Bugün de örneğin şu kurum üzerinden şu kadarlık şu meblağa isim vermesinler. Satıldığı günün kuru, kaçtan satıldığı ve satım oranını belirsinler. Şimdi şeffaflıktan bahsediyoruz. Açıklıktan bahsediyoruz. Devleti yönetirken israftan kaçınmaktan bahsediyoruz. Asla ve asla kamu zararı yaratmamaktan bahsediyoruz. Herhalde bunlara AKP hükümetinin de itiraz edecek hali yok. Yani hiç kimse çıkıp, söylemsel çıkıp, olarak buna itiraz çıkıp bunlarla etmez. İlgili bir takım açıklamaların yapılması lazım. Ama açıklamalar genelde Cumhuriyet Halk Partisi ekonomik kaos yaratmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi iftira ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi doğruyu söylemiyor gibi konular üzerinden gidiyor. Ben şunu söyleyeyim. Hükümetin bu kadar feryat figan etmesi ve bu derece sıkıntılı bir şekilde gerek bu sorunun gerekse asılan pankartların üzerine gitmesi, sonra bunu fezlekelerle pekiştirmesinin altında yatan iki sebep var. Bir, hata yaptıklarının farkındalar. İki, bunu ispatlaması çok kolay. Sandık gelecek, AKP gidecek, hukuki bir süreç başlatıldığında bu ispatlanacak. Çünkü resmi olarak Merkez Bankası kayıtlarının 5 yıl, BDDK kayıtlarının bir ömür boyu saklanması gerekiyor. Yani arşive girilecek, bakılacak. Kime, hangi hacimde, ne kadardan, ne fiyattan satıldığı görülecek. Eğer orada bir kamu zararı yaratıldıysa da sonuçlarına katlanılacak. Bir hata yaptıklarının farkındalar. Bu sadece 128 milyar dolar üzerinden değil, tonlarca altının da nerede olduğu net bir şekilde açıklanamıyor. Biz bunu sorduğumuz zaman da net bir cevap alıyoruz. Kime soralım biz bunu? Yunan hükümetine mi soralım? Çin Halk Cumhuriyeti'ne mi soralım? Katar emirine mi? Tabii ki muhatap Cumhurbaşkanı. Tabii ki muhatap Merkez Bankası'nın başkanı. Tabii ki muhatap o dönemde kim ekonomi bakanıysa, kim maliye bakanıysa muhatap o. Kopuk halkalar var. Halkalardan biri de damat Berat Albayrak.
ve onunla ilgili olduğunu mu düşünüyorsunuz? Peki bu süreç noktasında az önce siz de dillendirdiniz. Özellikle ekonomiyi ben biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü ekonomi bütün herkesin, taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği artık bir sorun, bir problem haline geldi. Vatandaşın cebine artık eskisinden daha az para giriyor veya aynı para girse bile alım gücü çok daha düşmüş durumda. Tabii ki bunda pandeminin benzeri durumların etkisi var ama burada bir sorun olduğu da aşikar. Bu noktada sizin eleştirilerinize karşılık olarak da özellikle Millet İttifakı'nın eleştirilerine karşılık olarak da Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ye karşı Cumhur İttifakı da bir farklı bir söylem dile getiriyor. Mevcutta oluşan kaotik durumun, pandeminin getirdiği kaotik durumun yönetilebildiğini, ekonomik olarak aslında çok daha büyük hasarlarla atlatılacakken bu yönetim kabiliyeti sayesinde bu şekilde devam ettiğini söylüyor. Ve bu noktada da az önce sizin de dillendirdiğiniz gibi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Millet İttifakı'nı ekonomi üzerinden bir kaos yaratmaya çalışmakla itham ediyor. Bunlara ne söylersiniz? Bu söylemlere katılmıyorum. Çünkü konuyu sadece pandemi özelinde irdelememek lazım. Yani bu bir buçuk yıllık bir mevzu değil. Türkiye'de ekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bugün benim bankaya borcum yok diyebilen, kredi kartı borcumu gayet düzenli ödüyorum diyebilen, bir ev, bir araba ya da herhangi bir taşınır taşınmaz mal varlığı satın alırken öz sermayemle alabiliyorum diyen kaç milyon insan var? Onun hesabını TÜİK'ten isteyelim ve tablonun toz pembe olmadığı 2019 öncesi de, pandemi öncesi de, 2015'ler, 16'lar, 17'ler, 18'lerde de sürecin böyle olduğunu göreceğiz. Zaten öyle olmasa emekliye 100 lira zam verdik diye her yerlere billboardlar asmazlardı herhalde. 100 lira ne ki? Bugün 100 liraya bakkala gidip ciddi bir şey alamıyorsunuz. Evet. Dönüp baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi aslında eleştirmiyor. Somut önerilerle de ortaya çıkıyor. Başından beri hep şunu diyoruz. Bir kere liyakat sistemiyle iş yapmalıyız. Siz bir kurumun başına ülkeyi yönetmesi için ya da ülkeyi temsil etmesi için birini getiriyorsanız bunun ahbap, çavuş, akrabalık, arkadaşlık, dostluk ilişkisiyle olmaması lazım diyoruz. Bakın çok basit. Bugün yurt dışındaki ama müsteşarların ama elçilerin bir çoğunluğunun nereden nasıl oraya geldikleri, yabancı dil bilip bilmedikleri bile meçhul. Bir. İki. Merkez Bankası bağımsız olsun diyoruz. Ama bir türlü faiz noktasında, parite noktasında uzlaşı sağlayamadıkları için doğruyu söyleyin dokuz köyden kovuyorlar. Son dönemlerde birden fazla defa Merkez Bankası'nın başkanı değişti. Bunun dışında akılcı bir dış kaynak politikamız olsun diyoruz. Baktığınız zaman dış politikada da kaynak yaratma noktasında dönüp zamanında Osmanlı İmparatorluğu'nun eyaleti bile olmayan, İstanbul'dan kaymakam göndererek yönettiğimiz küçük bir kasaba olan Katar'ın, Dubai'nin, Kuveyt'in lirası da ekonomik gücü de yükselmiş gitmiş. Evet. Bunlar çok basit örnekler ama gerçek somut örnekler. Dolarla kamu ihalesi yapmayalım. Bunu TL üzerinden yapalım. Kendi Türk liramızın değerini, kıymetini önce biz bilelim diyoruz. Ona da hayır. Bir ihale yasasını bu kadar çok değiştirmeyelim. Öyle bir yasa hazırlansın ki ortak mutabakatla bütün zemini kapsayacak. Onun üzerinden yürüyelim diyoruz. Ona da bir karşılık alamıyoruz. İhaleyle yapılmaya devam ediyor. 190. kere değiştirilmeye devam ediyor. Neredeyse ciddi bütün büyük ihaleler öncesi oraya bir yama yapılıyor. Sayıştay bağımsız olsun, denetlemelerinin sonuçları net bir şekilde olsun diyoruz. Bu da bir eleştiri değildir. Hem öneridir hem de çıkış yoludur. Sayıştay denetleme yapıyor. Örneğin Denizli Büyükşehir Belediyesi şu kadar borç içerisindedir. Kamu zararı yaratmıştır deniyor bununla ilgili. Hukuki süreç başlatılmıyor. Hukuk, adalet önemlidir diyoruz. Ekonominin temelinde bile o vardır diyoruz. Çünkü gerek içerideki yatırımcı, gerekse yabancı yatırımcı güven duyduğu bir ortama gelip
yatırım yapmak, girişimde bulunmak, istihdam sağlamak ve uzun vadeli bir evlilik hayal eder. Bunun sağlamanın yolu hukuktur diyoruz. O noktada da karşılık bulamıyoruz. Bütçe disiplinini sağlayarım diyoruz. 128 milyar doların nereye gittiğinin daha cevabını alamıyoruz. Dış politikamızı 180 derece değiştirmemiz lazım. Onunla küs, bununla küs. Aşıyı Çin verirse Çin'e koş. Rusya verirse Rusya'ya kolaç. Yarın bir gün Amerika ben de veriyorum dese paldır küldür oraya git. Ermeni soykırımı var diyor, geri dönüyorsun. Rusya turistleri göndermeyeceğim, benden aşı almayacaksın diyor. Aman ben ettim sen etme, Çerkezköy'de fabrika kuralım, sen burada üret, ben sana arazi hibe edeyim diyor. Şimdi böyle bir dış politika olmasın. Özümüzle, kültürümüzle, geleneklerimizle, Cumhuriyet tarihimizle, Osmanlı tarihimizle, Anadolu tarihimizle yönetelim diyoruz, karşılık bulamıyoruz. Geleceğimizi ipotek altına almayalım, borçlandırmayalım diyoruz. Devlet Bankası gidiyor Çin'in Exim Bank'ından 400 milyon dolar kredi çekiyor. Neymiş? Karşılıklı ihracatı güçlendirecekmişiz. Bugün borç alırsanız emir alırsınız. Evet. 400 milyon dolar çok komik para gibi görünüyor. 400 milyon dolara bugün Messi, Ronaldo'yu alıp Türkiye'ye getiremezsiniz belki ama bu 400 milyon dolarla da kalmayacak. Devamı gelecek ve siz borç aldığınız zaman Çin çok ciddi yaptırımlarla sizden alacağı taahhütlerle geri dönecek. Bu köprü olur, yol olur, elektrik olur, su olur ama geri döner. Bunları yapmayalım. Adaletsiz vergi politikasının önüne geçelim. 3 kuruş kazanandan 5 kuruşluk vergi almayalım. Herkes kazandığına göre yapsın. Vergi politikasında bir değişiklik yok. İsraftan kaçınalım. Tasarrufa gidelim. Birilerinin makam arabalarının yıldızları, halkalarının sayısı belli değil. Birilerinin bilmem kaç tane makam uçağı var. Şimdi bunlar eleştiri değil, bunlar realite. Cumhuriyet Halk Partisi bunları söylüyor. Bunların içerisinde çözümler de var. Siz bunlardan bir tanesini, iki tanesini, üç tanesini yaptığınızda ve üstüne üretimi öncüleyen bir üretim politikası ortaya koyduğunuzda tarımda da başarılı olursunuz, hayvancılıkta da başarılı olursunuz. Bugün ithalatla yani dışa bağımlılıkla ithalatı bitirme şansımız yok. Uyuşturucu gibi damarlarımıza bir giriyor ve bizi süründürüyor, bitiriyor, tüketiyor, öldürüyor. İşte o yüzden Hollanda'dan inek getiriyoruz, Romanya'dan buğday getiriyoruz ama ucuza et, süt sahibi olamıyoruz, yiyemiyoruz. Neden? Çünkü ithal ediyorsun, bir para ödüyorsun, evet. Dönüyorsun, hayvanın burada uyumu var, aldığın malzemenin yemin sağlamlığı var, firesi var, vergisi var, gümrüğü var, nakliyesi var. El alemin çiftçisine düğün bayram hasat sevinci yaşatacağımıza, kendi üreticimize, kendi çiftçimize düğün bayram hasat sevinci yaşatsak zaten bir sıkıntımız kalmayacak. Ama biz zengin toprakların fakir insanlar olmaya mahkum ediliyoruz. Ondan sonra da kalkıyorlar, biz olmasaydık bu süreç böyle yönetilemez. Allah'ını severiz, bırak yapmayın. Sağlık noktasında aşımız yok. Bir gün biri çıkıyor haftaya burada diyor, öbür gün öbürkü çıkıyor 20 güne burada diyor. Bir iki gün bir başkası çıkıyor. Herkes birbirinin söylediğini yalanlıyor. Yatsıya da az vakit kaldı. Evet, bu yatsı dediğinizi anladığım kadarıyla seçim süreci. Bu seçim sürecini giderken de önümüzdeki günlerde artık işte pandemide de bir normalleşme olursa Cumhuriyet Halk Partisi de kendi içerisinde bir kongreler sürecini yeniden başlatacak. Mevcut yönetimler biraz pandemide tamamlamış olacak görevlerini ama pandemide rahatlama olduğu ve kongreler süreci başladığı anda kongreler, ilçe kongrelerinden hatta mahalle seçimlerinden başlayarak da start verilmiş olacak. Bunu sormadan son olarak az önceki konuyla ilgili yarım kalmış olmasın. Fezlekeler konusunu Denizli Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da dahil olmak üzere, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere birçok isim hakkında fezlekeler verildi. Bununla ilgili gündemi de konuşalım. Sonrasında da parti içi meseleleri konuşmaya başlayalım. Şimdi fezlekelerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayınladığı bir broşür vardı. 15 Temmuz'dan sonra AKP, FETÖ'ye selam, o hale devam. Şimdi çok basit bir sayfasından kısa bir bölüm okuyacağım. Bir takım sorular soruyor burada Cumhuriyet Halk Partisi. Kandırıldım, bilmiyordum demek yeterli midir?
bankasaya para yatırmak ya da Zaman Gazetesi abonesi olmak kimi insanların KHK ile ihraç edilmesine hatta tutuklanmasına gerekçeyken yıllarca FETÖ ile ilişkide olan bazı insanlar için neden bu kriterler işletilmiyor? Korunup kollanan insanları diğerlerinden farklı kılan nedir? 15 Temmuz'un öncesi o gün ve sonrasında hiçbir şey karanlık kalmasın, aydınlansın diyor genelinde broşürün. Ve bu broşürden dolayı Sayın Genel Başkanımıza ve Sayın Genel Başkan Yardımcılarımıza düzenlenen fezlekeler meclise gönderiliyor. Daha önce de Sayın Genel Başkanımızla ilgili fezlekeler düzenlenmişti. Ama iddiaların hiçbiri somut, hukuki ve geçerli değildi. Yani burada da eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partililere siz terör örgütüyle ilintilisiniz demeye çalışıyorlarsa avuçlarını yalarlar. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nde terör belası birken ikiye çıkartan parti değildir. Terör belasına ne istedilerse veren parti hiç değildir. Terör belasıyla yan yana yürüyen de olmadık. Olmayacağız da bundan sonra. Ben bu işi şuna bağlıyorum. Çok somut örnekler vereceğim. Millet İttifakı bir iktidar yürüyüşünde. Özellikle yerel seçimlerden sonra büyük şehirleri ve çok kıymetli il ilçeleri kazandıktan sonra yapılan anketlerde AKP'nin aşağı doğru gittiği, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi albenisinin de azaldığı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Son dönemlerde yapılan anketlerden Avrasya Araştırma Şirketi'nin bir anketinde birçok soru sorulmuş ama ben iki tanesini aldım. Cumhurbaşkanlığı seçimine sadece Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan katılırsa hangisi kazanır? %43 İmamoğlu kazanır deniyor. Erdoğan'ın kazanma oranı %28'e kadar düşmüş. Peki diyorlar bir başka soru. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece Ekrem İmamoğlu ile Recep Tayyip Erdoğan katılırsa hangisine oy verirsiniz? Nisan ayında %48.6 İmamoğlu'na oy veririm, %30.7 Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm diye seçmen bu ankete yanıt vermiş. İnandırıcı buluyor musunuz bu anket? İnanıyorum. Evet. İnanıyorum. Cevabını sandıkta seçmen verecektir. Sayın İmamoğlu aday gösterildiğinde kimse kazanacağına ihtimal vermiyordu. Bizim canımız çıkmıştı. İkinci defa aday gösterildiğinde Mansur Yavaş alamaz dediler. Aldı geçti. Kolay mı Adana, kolay mı Antalya dediler. Tunç Soyer'le İzmir alınmaz dediler. Şeniz Doğan'ı dahi beğenmediler. Yüksel Kepeney'in aldığı seçimi biz sana vermeyiz arkadaş. Bir daha geleceksin dediler. Burada 2800, İstanbul'da 8000 oy fark atıldı, alındı. Ben inanıyorum. Çalışıyorum, mücadele de ediyorum. Peki bu fezlekeler birdenbire neden bu kadar kritik isimlerin içine aldı? İşte Oğuz Kansalıcı, Yunus Emre, Fethi Açıkel, Tuncay Özkan, Gülizar Biçer Karaca, Muharrem Erkek, Veli Ağbaba, Faik Öztrak. Bu insanlar Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı olarak iktidar olduğunda bakan olacak insanlar. Faik Öztrak ekonomi bakanlığını kaldırabilecek kalitede bir insan. Muharrem Erkek Adalet Bakanlığı'nı kaldırabilecek eğitime, hukukçu kişiliğe, siyasi tecrübeye hakim bir insan. Gülizar Biçer Karaca hem mesleği hem siyasi geçmişi hem de bugün genel başkan yardımcı noktasında insan hakları ya da aile bakanlığı noktasında doğa hakları ile ilgili bakanlıklarda görev alacak ve bunu layığıyla yerine getirebilecek bir insan. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni kitlemeye çalışıyorlar. Millet İttifakı'nı bozmaya çalışıyorlar ama bizim irademiz çelik gibidir. Bizi bozamazlar, bizi bitiremezler. Bütün gücümüzle karşılarında dururuz. Günü geldi sandık koyulunca da vatandaşımızın tercihine saygı duyarız. Evet, son 5 dakikaya girdiğimizi de arkadaşlarımız uyarıyor. Programımızın da sonuna geliyoruz. Güzel bir sohbet oldu öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp buraya kadar geldiniz. Ben teşekkür ederim. Az önce yarım kalan sorumuza devam edelim. Yerel gündemle bitirelim istiyorum. Kongreler süreci, evet. Bir sandık. Olası bir her şeyin normalleşmesi ve her diğer seçimlerin zamanında yapılması durumunda vatandaşın önüne sandık koyulmadan önce CHP'lilerin önüne bir sandık koyulacak. Ve sizin yoğun şekilde çalışmanız önceki dönemde de il başkanlığı yapmanız hasabıyla de herkesin aklında bir soru var. Nereye hazırlanıyor Mahir Akbaba? İki soruyu birden cevaplarsanız çok sevinirim. Birincisi 2 yılda bir kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet.
eğer olası bir erken seçimle karşılaşmazsak, ki hükümet bu noktada olmayacağını söylüyor. Hükümetin ortağı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli genelde onu deklare eder basında. Şu ana kadar ondan da o yönde bir bilgilendirme gelmedi. Öyleyse biz kendi partimizin içerisinde seçim hazırlıklarımıza başlarız. La ile de yerine getiririz. Süreci tamamlarız. Şu an için herhangi bir aday olma niyetim söz konusu değil. O görevi yaptım. Denizli'de Cumhuriyet Halk Partililerinin başkanlığını yapmaktan da büyük onur ve mutluluk duydum. Bugüne kadar birçok ünvanım, ama mesleki ama ailevi ünvanım oldu. Gerçekten çok güzel, çok mutluluk duyduğum, gecemi gündüzümü kattığım, hakkını verebilmek için mücadele ettiğim bir ünvandı. O yüzden partililerime o süreçte bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bugün bir başka arkadaşımız o görevinin başında. İstediği performansı da gösteremedi pandemiden dolayı. Önümüzdeki süreçte umarım daha fazla bir performans ortaya koyar. Her kim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimlerinde aday olmayı düşünüyorsa da kalitesiyle, dürüstlüğüyle, eğitimiyle, aile hayatıyla, iş hayatıyla, karakteriyle, eylemiyle, söylemiyle, sahip olduğu sol ideolojiyle kimin Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim edeceğine, temsil edeceğine inanırsam, benim de bir oyum olursa gidip kendisine oy veririm. Benim yapmaya çalıştığım bu ziyaretler, bu hareketler, dediğim gibi yolumuz iktidar ve iktidara gelmek için toplumun her kesimine dokunmamız lazım. Sadece Cumhuriyet Halk Partili olan ya da sadece Millet İttifakı'na oy vermiş insanlara değil, onun dışındaki herkese gitmemiz lazım. Ama çok alışılır gelmişin dışında bir profil sergiliyorsunuz. Yani şu anlamda, yani geçtiğimiz dönemlerde ben de uzunca bir süredir yayıncılık hayatımla beraber ve öncesinde de takip ediyorum. Yani seçimden seçime varlık gösteren siyasi profillere, siyasi parti ayrımı yapmaksızın, logo evet, ayrımı yapmaksızın söylüyorum bunu, çok alıştık. Denizli olarak da, Türkiye olarak da. Bir seçimi özellikle iç seçimlerde kaybettikten sonra insanlar köşesine çekilir. Bir dahaki seçim gelmeden birkaç ay öncesinde yeniden çıkar. O zaman çalışmaya başlar ve ikna edebilirse görevi devralır. Evet. Şeklinde devam eden bir süreç vardı. Denizli'de de son 10 yıldır, 15 yıldır benim bildiğim hep böyle devam etti. Ama siz seçimi kaybettiğiniz ertesi gününden bu yana sanki o seçim hiç olmamıştı, siz hala il başkanlığı görevindeymişsiniz gibi saha çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. İnsanların bu soruyu sormalarının altında da biraz bu var. Şuna inanıyorum. Çalışmak için, mücadele etmek için siyaseten gönül verdiğiniz partinin iktidar olabilmesi, yerelde ve genelde başarılı olabilmesi için başkan olmanıza, yönetici olmanıza bir gerek olmadığı kanaatindeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19 yaşından beri üyesiyim. Çocuk kollarından geliyorum, annemden, babamdan dolayı. Elimizde SHP bayraklarıyla, sonra Cumhuriyet Halk Partisi bayraklarıyla Denizli'nin altını üstüne getirdiğimiz zamanları bilirim. Yarı aç, yarı tok. Ramazan, kurban, bayram, seyran. Hiç fark etmeksizin. Dolayısıyla bugün de tamamen stratejiyi kazanmak üzerine kuruyorum. Partime kazandırmak üzerine kuruyorum. Anladım. Bizim bunu yapmamız lazım. Yani mevcut durumu, bu sıkıntıları, bu problemleri, kafamızdaki projeleri, Türkiye'yi daha iyi yönetiriz Millet İttifakı olarak, Denizli'de daha mutlu insanlar, daha güler yüzlü insanlar, karnı tok, sırtı bek insanları bizim iktidarımızla, bizim yerel yönetimlerimizle sağlayabiliriz anlatmak için mücadele ediyorum. Ve seçmenin yani zekası var, duygusu var, fikri var, bir takım ihtiyaçları, istekleri, inançları var. Bunları konuşuyorum. Ramazan ayındayız. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir fotoğrafı üzerinden bir takım hukuki süreçler başlatılacağı iddia ediliyor. Evet. Sanki bizim partimizi temel inançlarımıza, ahlakımıza, özümüze, kültürümüze, geneliğimize, dinimize aykırı hareket ediyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bir taraftan da inançlı vatandaşlarımıza bunun öyle olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu içine sokulmaya çalışıldığı durumun, yani inanç karşıtıymış durumunun bir kandırmacı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bununla ilgili de bir mücadele veriyorum. Ve bunu yaparken de hem fikrimizi hem zikrimizi anlatmaya çalışıyorum. Özellikle de
gençliğimin, enerjimin verdiği bir istekle, azimle, arzuyla 2000'li seçmenlerin yaklaşan seçimde çok önemli bir rolde olacağı, kazananı, iktidarı, Türkiye'nin geleceği belirleyeceğinin farkındayım. Dolayısıyla genç arkadaşlarımızı önemsiyorum. Genç arkadaşlarımıza yönelik bir takım hareketler, hamleler, projeler, düşünceler, birleşmeler, buluşmalar üzerine kafa yoruyoruz ve bunu gerçekleştiriyoruz. Onları ciddiye alıyorum, fikirlerini ciddiye alıyorum. Onların ihtiyaçlarını biliyorum ve onlarla bir araya gelmekten, birlikte plan yapmaktan, program yapmaktan da büyük keyif alıyorum. Bunu yaparken de partime fazladan bir oy kazandırabilirsem, bu benim için en büyük mutluluk olacak. Şu yaşıma geldim, partimin iktidarını görmedim, gözüm açıkta gitmek istemiyorum. Evet, biz de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Teşekkür aslında çok, daha çok sorumuz vardı ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Buraya kadar bizi kırmayıp geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aslında ilk söylemem gerekeni son söyleyeyim o zaman. Dündü gerçi, Dünya evet. Basın Özgürlüğü Günü. Ne kadar özgürsünüz tartışılır. Evet. Ama gününüz kutlu olsun demek istiyorum. Bunu ilk söyleseydim keşke. Her istediğinizi sorun diyebilseydim ama umarım aklınızdaki bütün soruları sormuşsunuzdur. Ya bizim sizinle çok rahat bir program yaptığımı söyleyebilirim. Tamam, ben keyif aldım. Evet, ayrıca günümüzü unutmamış olmanızla ayrıca ben her ne kadar biz de çok buruk geçiriyor olsak da bizim evet. için kıymetli. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, Ege TV ekranlarında Kentin Aynası programında programımızın sonuna geldik. Bugün çok farklı bir mekandaydık. Güzel bir başarıdan dolayı Ege TV olarak, Ege TV ailesi olarak bugün Gökhan Tekstil'deyiz. Ve Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'in efsanevi zaferini de önümüzdeki saatlerde burada canlı yayında kutluyor olacağız. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir dahaki programımızda buluşuncaya dek sağlıkla kalın, mutlulukla kalın ama her şeyden önemlisi o 1,5 metrelik sosyal mesafeye lütfen dikkat edin diyoruz.